Şimdi yıkama talimatını tıklamasını gösteriyoruz. Bir önceki videomuzda sticker talimatını nasıl yazacağını gösterdik. Şimdi ribbon nasıl takılır, nasıl yazılır onu göstereceğiz. Bu öndeki kol çöp ribbon. Boş. Boş ribbon. Buraya ribbon. Çöpü saracak. Evet. Bu da dolu ribbonumuz. İlk önce yıkama talimatımızı takıyoruz. Etiketle aynı şekilde takılıyor. Yönü de aynı, takılışı da. Bunu buraya aldık. Yönü de burada zaten gösteriyor. Şu mavi olan. Tabii mavi ribbon. Olan aşağı kırmızı doğru dökümlü. Kırmızı sticker. Olan da ribbon. Ribbon. Şimdi yine aynı şekilde bunu kapattık. Yine burada kolun altından burayı açıyoruz. Kolun altından iki tane demirin arasından geçiriyoruz. Şu şekilde. Bunu ön taraftan çekebilirsin şimdi. Ön tarafta şurada bir ok işareti gözüküyor. Biraz kameraya yaklaşırsan. Ok işaretini şöyle ben ayarını yapacağım. Bu ayarı bozmayacağız daha sonrasında. Bu ok işareti her zaman bu şekilde olacak. Ortasında, ribbonun ortasında. O ok işareti hiçbir zaman ektin, değil mi onu? Tabii. Nereden kolunu ektin? Şöyle göstereyim. Şuradaki demir pütürlü kol var ya. Şu. O sensör hareket ettiriyor. Şu anda o sensör sabit ama. Oradan bir baskı olmadıkça sensör hareket etmiş. Bununla eline çekip ileri geri yapabilirsin. Tabii ki. Şu anki konumu iyi ama. Hem etiketi hem yıkama talimatını görebilecek bir konu. Kapattık. Bunu bu şekilde ittirdik. Kaymaması için. Tamam. Aynı şekilde yıkama talimatı basarken şunu da kullanabiliriz. Buradaki şeyi. Bunu da bu şekilde aldık. Şöyle küçük parmağımız sığıyor buraya. Bu şekilde böyle yanına kadar götürelim. Götür abi. İstersen götürmeyebilirsin de. Makine buradan kilitlediği tamam. için kaydırmayacaktır zaten. Ribbonu aldık. Bu ribbonumuz. Ribbonu takım şekli bu şekildedir. Bunun ama püf noktası şu. Burası mürekkepsizdir. Mürekkepsiz taraf her zaman yukarıda. Yani termal kafanın olduğu yerde olacak. Mürekkepli taraf her zaman yıkama talimatına temas edecek. Tabii ki. Onun da mantığı şu. Bu şekilde bu mürekkep yıkama talimatına değil de kafaya yapışırsa kafayı patlatır. Bu şekilde. Ters takmayacak. Tabii ters takılmayacak. Ters takıldığında da fark edildiği gibi direkt müdahale edilmesi lazım. Fark edildiği anda direkt müdahale edilmesi lazım. Bunun kolları biraz serttir. Çünkü kaymaması lazım. Evet. En dibe kadar ittirdik. Alttan hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Deminki plastiğin üstünden bunu bu şekilde aldık. Kapat istersen. Arayacağım Ali abi bir saniye. Bunun sarım yönü bu şekildedir. Yani bunu böyle tutturduğumuzda bu şekilde şu anda doğru bir şekilde saracak. Etiket kaçtı elimin altından. Koparttık ya. Alttan gelecek tekrar. Tekrardan alttan aldık. Bu şekilde. Bantla yapıştırsak? Bantla da yapıştırabilirsin. Ben genelde yapıştırmıyorum. Hani bant da orada pütür yapıyor ya. Bant pütür olmaması için. Ama zaten etiketin, yani ribbonların sıfır ribbonda bant oluyor. Bantı yapıştırıp bu şekilde sarabilirsin. Bu şekilde sarmaya başlayalım. Bunu da bu şekilde kapattığınız zaman bu da yakama talimatını yazmaya hazır. Evet, şu an hazır. Tamam, şimdi setup'ını yapalım. Setup'ını kullanacağız abi şimdi. Tamam.